gündemimiz belki yerel seçimlerle ilgili ama onu sonra da daha fazla değerlendirecek. Ama ben şuradan konuya girmek istiyorum. Dün AKP milletvekili Özgür Çal'ın bir ifadesi vardı. O şöyle diyor, diyor ki halk diyor 31 Mart'ta CHP'ye 6 oku yaktıracak diyor. Şimdi 6 okun anlamında bir haber olan bir milletvekiliyle karşı karşıyayız. 6 oku yanmasından nasıl bahsedebiliyor? Bunu neyle eşleştiriyor? Onu anlamak mümkün değil. Bir diğer şey şu, 6 ok aslında hep ifade ettik, burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi öyle sıradan İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi partinin amblemiyle asla karıştırılmamalı. Altı ok bizim için çok şey ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında ulusal bağımsızlık savaşımızın içerisinden gelen Kuvayi Milliye'nin devamı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve onun ilkesi olan altı ilkeyi, altı oku ambleminde bulunduran bir siyasi parti. Dolayısıyla aslında milletvekili orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemine laf etmiyor. Orada Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine laf ediyor. Onun için altı oka laf ederken herkesin bir kez daha düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Herkesin haddi değil altı oka laf etmek. Çünkü bu ülkenin kuruluşunda sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, bu ülkede yaşayan bütün unsurlar bir araya gelerek ulusal bağımsızlık savaşını kazandılar. Ama maalesef uzun süredir Malatya milletvekili yapan hanımefendi bu altı okun ne anlama geldiğini dahi bilmiyor. O sanıyor ki kendisi gibi patlatılabilecek bir ampul kullanılıyor. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. Edison bilseydi ki bugün ampul bu kadar zarar verebilecek bir anlamda kullanılacak, onu emin olun icat etmezdi.